Arkadaşlar hepinize merhaba, ben Berkay. Bugünkü videoda sizlere arkadaşlar biliyorsunuz bilgisayarlar hakkında bu ikinci videom, yani takip edenler bilir. Bugünkü videoda şunu göstereceğim: kilit ekranı modunu. Yani kilit ekranında biliyorsunuz tema veya resim mevcut olur, kendi resminizi koyabilirsiniz veya işte bilgisayarın kendi sunmuş olduğu resimleri ekleyebiliriz. Peki kendi resmimizi veya bunu slide göstergesi olarak nasıl oynatabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Hemen isterseniz videoya geçelim. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Hemen geçelim. İlk önce başlangıç bölümüne gelip hemen arama butonuna gelerek de kilit ekranı ayarları yazıyorum. Zaten direkt çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi kilit ekranı ön izleme diyor. Burada bizim bilgisayarı direkt açtığımızda çıkan bölümdür. Bunun üstüne bir kez tıkladıktan sonra bu gider. Ve sonra istersek şifre varsa şifreye girer veya oturum aç diye bölümüne girip direkt bilgisayarı başlatabiliriz. Biz şimdi bunu rengini, yani rengini ya da işte resim eklemek istersek nasıl yapabiliriz? Onlardan bahsedeyim. Zaten arkadaşlar burada bizim kendinizin veya direkt resimli olaraktan çıkacak. İstersek buradan herhangi birini ayarlayabilir. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Göz at bölümüne tıklarsanız kendi resimleriniz çıkar. Aşağı doğru inersek arkadaşlar, tamam, şu şekilde kilit ekranı slide göstergesi oynat. Bu şu şekilde. Bu bölüme gelince, yani bilgisayarı açtığınızda direkt karşınıza bu bölüm geliyor ya, bunun ayarını yapıyorsunuz ve şu şekilde, hatta başlat diyeyim. Bu şöyle oluyor, habire değişiyor. Yani zaten bilirsiniz slide göstergesini, habire değişen bir şey oluyor ve gerçekten işinize yarayabilir, güzel görünüyor. Çünkü bunu açık tutuyorsunuz, istersek resimlerden seçebilir, istersek klasörden ekleyebilirsiniz. Bunu yapıp sonra burada bazı ayarlar var. Şu şekilde bu bilgisayar ve on drive konusunda film rulosu klasörünü ekle. Yapabilir. Yalnızca ekranıma en iyi şekilde uyacak resimleri kullan. Bu açık. Pil gücü kullanırken slide gösterisi oynat. Bunu ayarlayabiliriz. Bilgisayarım etkin değilken ekranı kapatmak yerine kilit ekranını göster. Bu şekilde. Diyelim bilgisayarda hareketsiz kaldınız ve hareketsiz kaldıktan sonra eğer bilgisayarın kapatmasını istemiyorsanız, yani aradan biraz zaman geçince ekran kendini otomatikman kapatır. Eğer geri fare veya herhangi bir yere dokunduğunuzda, dokunmatik de olabilir bilgisayarınız, bilmiyorum, ona dokunduğunuzda geri ekran nasıl açılmasını ayarlayabilir. Biz kilit ekranını göster yapıyoruz. Slide göstergesi şu kadar süre oynadıktan sonra ekranı kapat bölümü var. Bu şu. İşte mesela bir saat sonra slide göstergesini kapat gibi ayarlar yapabilirsiniz. Kilit ekran uygulamaları var. Bunlara ekleyebilirsiniz. İşte kısa olaraktan yapabileceğiniz bazı eklemek istediğiniz uygulamalar. İşte mesela daha bilgisayarı açmadan yapmak gereken bazı işlemler mevcut. Ayrıntılı durumu görüntülenecek olan uygulamayı seçin. Bu sanırım ne? Takvim sanırım. Göremiyorum. Alarmları göstermek için bir uygulama seç. Bunu ayarlayabilir. Kamera. Kamerayı kullanmak için kilit ekranını aşağı çekin. Bunu da aktifleştirdiğinizde kilit ekranındayken, yani şifre girmeden direkt kamerayı kullanabilirsiniz. Bu şekildeydi. Arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. İnşallah faydalı olmuştur. Kanalıma abone olursanız ve videoya like atarsanız sevinirim. İyi günler dilerim. Kısa oldu bu video bu arada.